So he's lured yours here instead. He wants you to attack Aurelia. This is all his design! This is what Sauron wants! Hear me! Shadow of Mordor! Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin 2. sezonunun 8. bölüm inceleme videosuyla karşınızdayız. Gölge ile Alev başlığıyla yayınlanan sezon finali bölümüyle dizi izleyicilerine veda ediyor. Son bölüm olmasının beraberinde getirdiği sorumlulukla, geçmişte askıda bıraktığımız olayların bu bölümde sonuca bağlandığını görüyoruz. Bu nedenle olaylar, mekanlar ve karakterler arasındaki hızlı geçişlerin İster istemez bölümün temposunu düşürdüğünü söyleyelim. Ancak yine de genel hatlarıyla, özellikle son izlediğimiz bölümlere kıyasla daha akıcı ve izleyiciyi kendinde tutan bir final bölümü olduğunu da ekleyelim. Artıları, eksileri ve Yüzüklerin Efendisi serisine yaptığı göndermeleriyle ele aldığımız sahne detaylarına geçelim. 8. bölüm adının hakkını vererek Khazad-dûm'da başlıyor. Kral Durin ne halkını ne ailesini dinliyor ve yüzüğünü de kendisini yönlendirmesiyle dağ kazmaya devam ediyor. Oğul Durin ile yüzleşmesine şahit olurken bu iki karakterin yıllardır içlerinde tuttukları itiraflar geliyor. Oldukça duygusal geçen diyalogla beraber geçtiğimiz sezondan bu yana aralarında olan dargınlığın son bulduğunu görüyoruz. Ancak bu aynı zamanda bir veda konuşması. Be strong again, father. Take it off. I beg you. Dağın derinliklerine doğru açtığı delikle mitril damarlarına ulaşan Kral Durin, yüce salonlarının altında yükselen kötülükle karşılaşıyor. Kral Durin'in Balrog'la mücadele ettiği sahneler, Gandalf'ın aynı kadim güçle savaştığı Yüzük Kardeşliği'nin unutulmaz sahneleriyle benzerlik gösteriyor. Balrog, dumandan kanatlarıyla boşlukta süzülüyor ve elinde taşıdığı alevden kılıcını Kral Durin'e doğru savuruyor. Şimdiye kadar Kral Durin üzerinde bizlere hep cücelerin inatçılığı ve açgözlülüğü aktarılmıştı, ancak bu bölümde cüce gururu çarpıcı bir şekilde sunuluyor. Kitaplarda Balrog'dan Durin'in felaketi olarak bahsedilir. Bu isim ona 3. çağda 6. Durin'i öldürdükten sonra verilir, ancak zaman kaymasını da hesaba katacak olursak bundan sonra böyle olacağını düşünüyoruz. Khazad-dûm'da geçen bu sahneleri görsel ve işitsel açıdan oldukça etkileyici bulduğumuzu ve bu bölümün favori sahnelerinden olduğunu söyleyelim. Balrog, ona açılan deliği tekrar kapatan kaya parçalarıyla şu an için karanlığa gömülmüş olarak gösterilse de 3. sezonda onun cüce krallığı için nasıl bir felaket olacağını izlemeye devam edeceğiz. Krallarının ölümünün ardından Prens Durin'in bir erkek kardeşi olduğunu öğreniyoruz. Bu da önümüzdeki sezonda Khazad-dûm'da bir güç ve taht mücadelesi olacağının anlamına geliyor. Durin babasının yasını tutarken Cüce Narvi önderliğindeki cüce ordusuysa Eregion'a yardıma gidiyor. Gerçek kimliğini henüz öğrenemediğimiz karanlık büyücü yabancıyla Rûn'da bir araya geliyor. Karanlık büyücü Manwë geleceğinin sözünü vermişti derken orta dünyaya gönderilen 5 istariden birinin kendisi, diğerlerinin yabancı olduğunu öğreniyoruz. Karanlık büyücü ayrıca ikisinin eski dost olduklarını iddia ediyor. Kitaplara göre Sauron'un yükselişiyle birlikte halklarının mücadelesinde onların yanında olmaları için orta dünyaya bir grup Maiar göndermek üzere bir konsey toplanır. O konseyin başında Valar kralı Manwë vardır. Büyücüler batı diyarından yola çıkıp büyük denizi aşarak orta dünyaya ayak basarlar. Onların kıtanın batı kıyılarından çıktığına tanık olan ve bu sırrı onca zaman herkesten saklayan kişi ise Gri Limanların efendisi ve 3. yüzüğün bekçisi Círdan'dır. Bitmemiş öykülerde detayları anlatılan bu olay, dizinin odaklandığı 2. çağda da değil, aslında 3. çağda geçmektedir. Ülkenlerin vedalaşırken yabancıya Grandelf diye hitap etmeleri fonetik olarak sizde bir şeyler çağrıştırmıştır. Yabancı Tom Bombadil'in yanına göndüğünde asasından sonra adına da kavuştuğunu görüyoruz. Gandalf.
Bu durumda karanlık büyücünün de Saruman olma ihtimali yükseliyor. Onun kötü tarafa geçmesi için daha çok erken, ancak senaristlerin nasıl bir yol izlediklerini artık az çok anladık. O nedenle bu ihtimalin sonraki sezonlarda gerçek olması bizleri şaşırtmayacak. Önceki inceleme videolarımızda onların mavi büyücüler olma ihtimallerini yüksek görmüştük. Çünkü öylesi belki de daha keyifli olacaktı. Kitaplarda geçseler dahi haklarında kısıtlı bilgi olması ve ekranlarda daha önce hiç görselleştirilmemiş olmaları sebebiyle Gandalf ve Saruman olma ihtimallerinden daha ilgi çekici gelmişti bize. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yabancı artık Gandalf kimliğiyle Orta Dünya'nın kaderi için kendi yolunu çizmişken, Nori ve Poppy de ülkenlerle muhtemelen Suzat'ı, yani şairi kurmak için göç yoluna dönüşüyor. Ayrılık sahnesinde aktarılan duyguya bakılırsa, 3. sezonda buna şahit olma ihtimalimizin oldukça düşük olduğu ve Hobbitlerle bizlerin de vedalaşması gerektiğini anlıyoruz. Numenor'daysa işler bir öyle bir böyle. Hak ağaç Nimlot'un yapraklarını döktüğünü görüyoruz. Bu ağacın Numenorlar için krallığın soyunun devamlılığı anlamına geldiğini önceki inceleme videomuzda söylemiştik. Yani işler artık iyiye gitmeyecek. Geçtiğimiz bölümde Miriel'in aklandığını ve Numenorlar tarafından kraliçeleri olarak kabul gördüğünü izlemiştik. Ar-Parazon'un bu yenilgiyi kolay kolay kabul etmeyeceğini tahmin ediyorduk, ancak halkın fikrini bu kadar çabuk değiştireceğini düşünmüyorduk. Palantir'in ona gösterdiği sahneleri referans alarak Halbrand'ın gerçek kimliğine gönderme yapıyor ve Miriel'in onunla işbirliği yaptığını öne sürerek halkın düşüncelerini bulandırıyor. Sadıklar ve kralın adamları arasında bir süredir devam eden çekişmede kazanan taraf Parazon ve destekçileri oluyor. Çıkan kargaşada Miriel ile gizlice görüşen Elendil, Numenor'un batı kıyılarında sadıkların hala var olduğunu söylediğinde ilk kez Anarion'dan bahsediyor. Anarion, Elendil'in küçük oğlu olarak geçer. Kızı Arien, dizi için yaratılmış bir karakter olsa da kitaplar Elendil'in yalnızca iki oğlu olduğundan söz eder. Kitaplara göre Anarion, babası ve kardeşiyle birlikte Ar-Parazon ve danışmanı Sauron'un karanlık yönetimine direnen küçük bir Numenorlu azınlığı olan sadıkların liderleri olurlar. Ar-Parazon, Aman topraklarına saldırdığında sadıkların 9 gemisi doğuya kaçar. Elendil, Lindon yakınlarındaki Orta Dünya'nın kuzeyine ayak basar ve orada Arnor Krallığını kurar. Isildur ve Anarion ise güneye ayak basar ve Anduin nehirlerinin şekil verdiği topraklar civarında Gondor Krallığı'nın temellerini atarlar. Miriel, Elendil'e Yüzüklerin Efendisi'nde Aragorn tarafından kullanılan ve daha sonra Anduril olarak yeniden dövülecek olan kılıç Narsil'i veriyor. Bu kılıç Sauron'un parmağından tek yüzüğü koparıp alacak. Elendil batıya doğru atını sürerken Palantir'e dokunduğunda gördüğü o sahneyle Numenor'u arkasında bırakıyor. Halkını terk etmemeyi seçen Miriel tahta oturan Ar-Parazon'un önünde kısa bir anlığına görünüyor. Sonraki sezonda onun etkisi ve tehditleriyle istemediği pek çok şey yapacağını, hatta ona teklif olarak sunulacak olan evliliği bile kabul edeceğini şimdiden görebiliyoruz. Pelergir'e geçtiğimizde Theo, Lord ünvanından vazgeçerek halktan biri olarak hayatına devam etmeyi seçiyor, ancak zaten buralar Kemen'le birlikte Numenor yönetimine geçmiş bile ve artık askeri bir karargah olarak kullanılacak. Entlerin yaşadığı uçsuz bucaksız ormanların 2. çağda Numenorlular tarafından gemi yapımında kullanılmak için katledilmeye başladığını söylemiştik. Kemen de buna gönderme yaparak Pelargir halkından ağaçlarını kesmelerini istiyor. Eregion'a dönüyoruz. 7. bölüme kıyasla Eregion kuşatmasının detaylarını bu bölümde daha iyi gördüğümüzü söyleyelim. Savaşan orklar ve elfler arasındaki akıp giden sahnelerde kendimizi kargaşanın tam da ortasında buluyoruz. Sezonun belki de en etkileyici sahneleriyle devam ediyoruz. Sauron vücuduna sapladığı oklarla Celebrimbor'a dokuzların yerini söylemesi için işkence ediyor. Acımasızca işkence edebilme yeteneği kitaplarda da vurgu yapılan bir özelliği. Celebrimbor ise bırakın yüzüklerin yerini söylemeyi, son anlarında korkusuzca Sauron'un hassas noktalarından vuruyor. Ona Morgoth'un gölgesi olarak hitap etmesi onu küçük düşürürken sinirlendiren bir detay. Celebrimbor ölümün eşiğindeyken bile kehanette bulunuyor. Güç yüzükleri seni yok edecek ve sonunda tek bir tanesinin tamamen senin sonunu getireceğini öngörüyorum. Lord of the Rings.
Bu doğrudan Frodo'nun yok edeceği tek yüzüye bir gönderme. Eğer kitapların sıkı hayranlarıysanız Celebrimbor'u bekleyen trajik sonu biliyordunuz ve belki de görmeyi en çok beklediğimiz sahnelerden biri de buydu. Sauron elindeki mızrağı bedenine saplıyor ve zafer bayrağını kaldırır gibi Celebrimbor'u havaya kaldırıyor. Onun cansız bedenini savaş meydanında bir güç gösterisi olarak gözdireceğini bekliyorduk ancak dizinin genel havası içinde böylesi bir sahnenin ağır geleceğini düşünerek burada sonlandırılmış belli ki. Bu bile bizleri etkilemeye yetiyor. Celebrimbor'un ruhunu Valinor'a, Mandos salonlarına uğurlarken Eregion halkının yaşamı uğruna tekrar orklara tutsak edilen Galadriel Adar'a götürülüyor. Nenya'yı parmağına takan Adar'ın Morgoth tarafından yozlaştırılmamış formuna dönüştüğünü görüyoruz. Galadriel ile arasında geçen diyalogda gerçek adının önemli olmadığını söylüyor. Onun kimliğiyle ilgili teorileriniz varsa böylece hepsi çürüyor. Tolkien'in dünyasından bildiğimiz bir isme gönderme yaparak ölümünden önce ona bir anlam daha katacaklarını düşünmüştük. Diğer yandan bilindik bir isme gönderme yapılması muhtemelen yeni eleştirilere yol açacağından Adar'ın dizi için yaratılmış bir karakter olarak kalması yapımcıların başlarının ağrımaması için daha iyi bir seçenek olarak sunulmuş. Ne yazık ki Adar uzun süredir sağ kolu olan Uruk Gulug'un ihanetiyle ölüme gidiyor. Son bölümde orkların Adar'ın onları savaşa sürüklemesini sorguladıklarını görmüştük. Sauron'un da kimliğini açık etmesiyle taraflarını seçiyorlar. Orklar tarafından katledilip yere düştüğü bu bir sahnede 1. bölüm prologundaki Sauron'un ölümünü yansıtıyor. Orta dünyaya veda ederken orklara çocuklarım diye seslenmesi de çok acı. Bölümün uzun yer tutan Sauron Galadriel hesaplaşmasına geçiyoruz. Sauron, Halbrand, Celebrimbor ve hatta Galadriel'in kendisi olarak görünmeyi seçtiği zihin oyunlarını kullanarak Galadriel'e bir kez daha onun yanında olması teklifini sunuyor. Sauron'a göre Valar'ın ihmal ettiği orta dünya kendisinin kuracağı düzenle aslında hak ettiği değeri görecek. İlk sezona gönderme yaparak ışığa ulaşmak için önce karanlığa dokunmalısın derken Galadriel'in ağabeyi Finrod'u anıyoruz. Galadriel'in yanıtı ise kapı kapalı oluyor. Bilmeyenleriniz için bu ifadenin doğrudan Yüzü Kardeşliği kitabından alındığını söyleyelim. Size diyorum ki Frodo, şu anda sizinle konuşurken dahi Karanlıklar Efendisi'ni sezebiliyor. Aklından geçenleri biliyorum. En azından elfleri ilgilendiren bütün düşüncelerini biliyorum. O ise hiç durmadan beni ve düşüncelerimi görebilmek için uğraşmakta. Lakin kapı hala kapalı. Galadriel, Sauron'un teklifini reddetmesiyle birlikte uzun bir mücadeleden sonra Morgoth'un tacı tarafından yaralanıyor ve kaybedeceğini anladığında elinde tuttuğu Nenya'yla kendini uçurumdan bırakıyor. Uzak çekimde ağaçlara takılarak yere düştüğünü görüyoruz. Bu detay daha sonra onun bu atlayışından sağ çıktığına inanmamız için yeterli bir kanıt gibi sunuluyor ancak oldukça sığ bir kurgu. Eregion'un tarihi arşivleri Elrond ve Gil-galad'ın gözleri önünde yakılırken cüceler Eregion surlarından yalnızca günü kurtarmak için ortaya çıkıyorlar. Kitaplara paralellik göstererek Eregion'a geleceklerini biliyorduk ancak hayatta kalan elfler için tek kurtuluş yolu olduklarını düşünürsek onların sahneye daha etkileyici bir şekilde girmelerini, daha uzun süre ekranda kalmalarını ve savaş taktiklerini tüm detaylarıyla bizlere sunmalarını isterdik. Bir de bu noktada Arondir'in önceki bölümde Adar tarafından aldığı ölümcül darbeden sonra nasıl ayağa kalktığı sizin de aklınızı kurcalamıştır. Ayrıca entlerin ve insanların intikamını almak için hayatı pahasına Adar'ın karşısına çıkması ve nihayetinde onun ölümünde azıcık bile payının olmaması yine iyi yazılmamış bir senaryonun parçası. Galadriel, Elrond'un inançlarını yıkarak parmağına taktığı Nenya'nın da yardımıyla iyileşiyor. Güç Yüzüklerinin 8. bölümü, Gil-galad, Elrond, Galadriel ve Arondir'in elflere hitap ettiği mükemmele yakın görselleştirmesiyle Ayrık Vadide son buluyor. Burası tüm mücadele ve kayıplardan sonra yine bir umut çağının başladığı yer olacak. Ayrık Vadinin yaratılışı, elfler için bir sığınak görevi görürken aynı zamanda orta dünyayı koruma niyetinde ifade ediyor. Burası var olduğu sürece elf yüzükleriyle korunacak. Bölüm görsel açıdan ne kadar etkileyiciyse kurgu açısından da bir o kadar zayıf kalıyor. Beklemediğimiz karakterlerin beklemediğimiz anlarda sahneye gelmeleri, öldüğünü düşündüklerimizin bir anda sapasağlam karşımıza dikilmeleri, uzun mesafelerin bir anda katledilmesi, dikkatleri dağıtan detaylar.
Sezonun tamamında olduğu gibi sezon finalinde de zaman ve mekan ölçeğinde ciddi sorunlar var. Bunda bütçe ve süre kısıtlamasını gerekçe olarak gösterebiliriz. Peki ya kurgu ve basitçe yazılan kimi diyaloglar için neyi bahane edeceğiz? Diğer yandan hesaplaşmaların oldukça etkileyici sunulduğunu, vedaların derinden hissedildiğini ve savaşın son sahnelerinin daha özenli hazırlandığını görüyoruz. Tüm hikayelerde kilit rol alan Celebrim Bor'un meydan okumasının ve teslimiyetinin ilk kez ekranlarda başarıyla sunulması da unutulmayacak detaylar arasında. Görsel etkisi ve oyunculuklarıyla takdire layık gördüğümüz Amazon'un Güç Yüzükleri serisinde senaryoyu toparlama umutlarımızı 3. sezona bıraktığımızı söyleyerek sezonu kapatıyoruz. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyoruz. Yorumlarınızı bizlerle paylaşmanız ve kanalımızı takip etmeniz bizleri mutlu eder. Yeni videolarda görüşmek üzere.